İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Konumuz geçen haftadan biliyorsunuz ikinci hafta bu son haftamız. Drahtır. Haftaya kaldığımız yerden son Drahtır olayını da bu akşam hayırlısıyla kapatacağız. Hemen konumuza dönelim. İlk konuğum Sabine İyi. Almanya'dan ve Türkiye'de de yaşıyor ama aynı zamanda TC'li. Yani bizden biri. Çift pasaport taşıyor sağ olsun. Ve Drahter yavru köpekler eğitmeni kendisi. Sağ olsun rica ettik. Bizi kırmadılar geldiler. Bu konuda bilgilerini bizden paylaşacak sağ olsun. Yardımlarına Aziz Bey'in yardımı. Diğer konuğum geçen haftadan tanıdığınız Aziz Omur. Aziz Omur biliyorsunuz Drahter Dernek Başkanı. Ve diğer konu her zamanki gibi zaten söylemeye gerek yok. İlla bir yerden dokunduracak Emin Esenkova. Hemen şuradan konuklarımıza döneyim. Hemen bayanları ilk sorumuz onu olsun. Yani soru değil de kendisini bir tanıyalım şöyle. Sabine Hanım hoş geldiniz. Davet için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim çok maalesef. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizi kırmadınız geldiniz. O bilgilerinizden yavru Drahter yani eğitmeni olarak kendinizi bir tanıtır mısınız? Hem Alman evet, vatandaşı Alman, hem Türk hem vatandaşı. Türk, evet. Yani 95 Türkiye'ye geldim. Toplam 23 sene burada yaşıyorum. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. İşte böyle birkaç eğitim aldım. Şimdi köpek eğitimlerde çok sevdim. Hayvanları çok seviyorum genellikle. Çok güzel bir iş. Ama öyle. yavru drahterlere bakıyorsun galiba. Evet, evet. Niçin yani? Büyüğüne ya, bakmıyor musun? Ya bu ileride bakacağım ileride inşallah. Yani, evet, inşallah hocaya bağlı. Hocanız da yanınızda zaten evet, başkan evet, olarak. Evet. Sağ olsun. Çok büyük yardımları var bize. Tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ve hemen Aziz Bey'e geçelim. Aziz Bey, başkan geçen haftadan beri sana da hoş geldin diyelim hoş bu bulduk, arada unutmadan. Hoş bulduk. Sağ ol yine bu akşam kurtulacaksın azlık. Estağfurullah yani. Yok. Keyifle, zevkle yapıyorum. Yani keşke şey olsa inşallah oluyordur. Katkılarım oluyordur. İnşallah böyle inşallah başka bir zamanlarda da yine size ihtiyacımız olacak. Her zaman. Her diğer konuğum da Emin Esenko. Hoş geldin Sayın Menajer. Sağ ol başkan. Nasıl? Teşekkürler. Nasıl? Bugün Aziz Başkan'ı acaba gelecek olan sorulara nasıl cevaplar gelecek, verilecek onu merak ediyorum. Bende de birkaç soru var. Onları saklı tuttum. Kendisine soracağım program için. Hazırlanıp gelmiş. Hazırlanıp geldin yani diyorsun yani. Bu sefer fena. Ama Aziz'in çok teknik bilgileri olduğu için sen araştırmışsın bir kenarından bir şey muhakkak bulmuşumdur yine. Kesinlikle onun bilgisine zaten sonsuz hürmetimiz var. Bu konuda Türkiye'nin en iyilerinden biri. Muhakkak ki başkan olduğuna göre boşa olmadı. Bunun sorumluluğu da kendisi en iyi şekilde taşıyabiliyor. Ama yine de sorularımız olacak. Ben yine de soracağım. Beklerim. Bu arada hemen sayın izleyicilere de bir açıklamada bulunalım. Arkadaşlar Drahter'in bu akşamki son bölümü konuyla ilgili yine tekrarlıyorum. Her programda da bunu söylüyorum. Konuyla ilgili kısa ve öz sorular olun. Hani sorun. Çünkü diğerlerine cevap vermemizin nedeni ya eksik oluyor yazıda ya tam ifade edemiyor. Ve elimizden geldiği kadar konuklarım çok olduğu için bu sefer benimle beraber 4 kişi olduğu için zamanımız yetmiyor. Onun için hemen kısa ve öz elimizden geldiği kadar soruları cevaplayacağız. Ama bu akşam az alacağız. Onun için hemen Sayın Başkan'a sorayım. Hemen bir soru. Zaten hemen biri bu arada aradı. Arkadaşlar telefona cevap vermiyoruz. WhatsApp hattından atın sorularınızı. Aziz Başkan, erkek ve dişi köpeklerin ebatları ne olmalı? Gelen sorulardan bir tane geçen haftadan kalmıştı bu. Dişiler, pardon, 57-64 santim arası. Erkekler 61-68 santim arası. 57, pardon, 57. 64. 64, bu... Dişiler mi? Evet. Erkekler 61-68.
bu yükseklikleri, yani Chidago yükseklikleri, boy uzunlukları da köpeklerin bundan 3 santime kadar fazla olabilir. Yani Drahter mümkün olduğu kadar kare ölçülerde olması gereken bir ırk. Yükseklikle boy uzunluğunun birbirine çok yakın olması esas. Yani açıklaması bu kısaca. Evet. Peki hemen ikinci bir soru var. Drahter kabul edilen renkler neyi kastediyor burada, renkler dediğini neyi? Ben anlamadım. Bütün ırklarda olduğu gibi her ırkın standartlarında kabul edilen ve edilmeyen renkler vardır. Yani eliminasyon sebebi olan renkler ve üretime uygun olan renkler, eşleşmesi kabul edilen renkler. Drahter'da 3 renk var. Kahve kırçıl, paftalı veya paftasız, siyah kırçıl, yine paftalı veya paftasız ve de düz kahve, göğsünde beyaz leke veya ayaklarında, parmak uçlarında ve bileklerine kadar olan kısımda beyaz lekeler. Alo. Pardon, özür diliyorum. Amerika'dan da birader avcı olduğu için beni canlı yayında arıyor. Şu anda biraderim, şunu bir ekrana verir misin? Avcıdır kendisi, çok büyük katkıları oldu. Avcı arkalı avcı çekimlerinde bana bayağı bir yardımcı oldu. Kendisi şu anda canlı yayında Amerika'dan. Bakalım avcılarla ilgili ne? Kısa birader iki cümle söyler misin Florida'dan? Zoom duyalım. Evet. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Kendisi çünkü sürpriz yaptı. Böyle tufayı, aslında çok profesyonel bir avcıdır kendisi. Selamları iletiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Biraderin çok büyük katkıları oldu çekimlerde bana, biliyorsunuz İngilizce konumda ve bölgelerin yapıda. Hemen yine başkandan devam edelim. Drahter dedik, renklerde kaldık galiba. Renkleri söyledi. Bitti mi? Renkleri söyledim, bitmedi. Çok teferruatlı bir şey. Şöyle bu. Evet, bunların Drahterların eşleşmelerinde de renklerle ilgili bir kısıtlama var. Yani eşleşmede renklerin dediğin zaman ben şunu anlamadım. İkisinin rengi bir mi olacak yoksa başka bir şey mi o? Onu anlatacağım. Mesela kesinlikle kural dışı olan renk eşleşmeleri şunlar. İki siyah kırçıl köpeğin birbiriyle eşleşmesi veya siyah kırçıl bir köpeğin düz kahve bir köpekle eşleşmesi. Bunun sebebi de iki siyah kırçıl köpek veya siyah kırçıl ve düz kahve köpek eşleştiği zaman düz siyah yavrular çıkabiliyor. Düz siyah renk de Deutsch Drahter'da kabul edilmeyen standart dışı bir renk. Dolayısıyla siyah kırçıl köpekler sadece kahve kırçıl köpeklerle eşleşebiliyorlar. Kendi aralarında yani iki siyah kırçılı eşleştiremiyorsunuz. Ama iki kahve kırçıl köpek, iki düz kahve köpek veya onlar birbirleriyle eşleşebiliyorlar. Peki siyah kırçıllarla ilgili bu şeyde eşleşmelerinin mümkün olmaması da düz siyah rengin Drahter ırk standartlarında kabul edilen bir renk olmaması. Peki iki kahve çiftleştiği vakit, eşleştiği vakit bundan siyah yavru çıkabilir Çıkmıyor, mi? Çıkmıyor, hayır. Kesinlikle çıkmıyor. Bu dediğin standartlarda söylemiş olduğun eşleşmelerde siyah renkli bir yavru olmuyor, oluşmuyor. Oluşmaması için zaten böyle bir kuralı var. Onun için geçen hafta da söylemiştim. Şeceresiz köpekleri niçin kabul edemediğimizle ilgili çok önemli bir, dikkat çekici bir örnek bu.
elimizdeki köpek iki siyah kırçıl köpeğin eşleşmesinden doğan yine bir siyah kırçıl köpek olabilir. Fakat onu ileride yine başka bir köpekle çektiğimizde düz siyah çıkma ihtimali var. Birkaç nesil sonra da çıkma ihtimali var. Şimdi bu birkaç nesil geçip etrafta siyah yavrular oluşmaya başladığı zaman bunun geri dönüşü imkansız artık. Ben bir şey soracağım. Doğu Çadıratar diğer köpeklerin veremediği neyi daha fazla verebilir? Neden Doğu Çadıratar? Tercih neden onu, avcı neden onu tercih etmeli? Bütün avları yaptırabildiğiniz bir ırk. Yani fermalı avlar, uçar avları, bek avları yani ördek, kaz, tahtalı gibi bek avları, sürek avında kullanabileceğiniz bir köpek, iz takibinde kullanabileceğiniz bir köpek, yaralı bir hayvanı izinden takiple bulabilen bir köpek. Yani bunun sebebi de 100 seneyi aşkın zamandır sınavlarla bunların köpeklerin genlerine artık kodlanmış olması. Başka bir şey daha sorayım hemen. Hemen. Yok kısa, çok kısa soracağım. Sor, hemen soracağım. Bir soru var da. Evet, soru var. Neden Doğu Çadıratar yazdığımızda veya Dıratar yazdığımızda internette yeterli bilgi yok? Bunu sen program dışında da sormuştum. Dedin ki derneğe girsinler, baksınlar demiştin. Evet. Neden yok? Neden? Sebebi var mı yani? Belki doğru yere mi bakılmıyor? Ondan mı? Bir soru daha çok kısa. Derneğinize kayıtlı kaç tane Dıratar köpeği var? Şu anda şecere yani soy kütük numarasına bakarak söyleyebilirim. Herhalde 450-500 peki arası bir şey. Ben pardon başkan, önemli bir konuya geliyorum. Ama, başkan, evet. Başkan bak, bak nereye biraz katılacağım, bak nereye geliyorum bak. Kaç tane avcımız var Türkiye'de? Sertifikalı. Yani şu anda resmi olarak 165 bin tane. 165 bin. Türkiye'de yaklaşık kaç tane avcı var diyoruz? 3,5-4 arası diyorum. Milyon. Evet. 500 tane kayıtlı köpek var. Demek ki çok tercih edilen bir köpek cinsi değil. O anlama mı geliyor? Yoksa seceresiz çok mu kayıtsız köpek var? O da vardır mutlaka. Seceresiz çok köpek vardır. Ayrıca bir şeyi denemeden, bilmeden tercih edip etmeme lüksü olmamalı insanların. Yani aslında Doğu Çadıratar bizim avcımıza çok hitap eden bir köpek. Bizde bazı ırklar moda oldukça paya kazanırlar. Yani bunlar setter pointer'lar ön tarafta, önde. Yani Doğu Çadıratar daha arkadan geliyor. Onu mu demek istiyorsun? Çok şey yapmak istemiyorum ama çok denenmiş, bilinen bir ırk değildir. Ya da şöyle denense bile Doğu Çadıratar'ın üst limitinin ne olduğu çok az insan tarafından bilinmektedir. Peki o zaman bir ant parantez, hemen şunu soracağım. Sayın Başkan, siz bu Doğu Çadıratar'ı iyi tanıtamıyor musunuz? Ondan dolayı mı acaba eksiklik var avcıda? Hayır, biz gayet iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Düşünmüyorum, biliyorum. Fakat edindiğiniz bilgi ettiğiniz merakla doğru orantılıdır. Yani bir şeyi açıp doğru yerinden, doğru adresten öğrenmediğiniz sürece kulaktan dolma bilgilerle, hani bizde hep derler yok Dıratar serttir, Dıratar şöyledir, böyledir. Değil. Bir önce bakacaksınız bizim organizasyonlarımızda, etkinliklerimizde neler yapıyoruz? Neye yönelik sınavlar yapıyoruz? Ve bu sınavlardan çıkan köpekler ne seviyede birer avcı haline geliyorlar? Bunu görmeden, tecrübe etmeden, bilmeden bu konulara uzak durarak Doğu Çadıratar'la ilgili hiçbir bilgi sahibi olamaz. Burada yok. Peki, hemen kesin. Çok oldu. Aziz Bey'e çünkü çok soru geliyor. Kurulduğunuz günden beri önemli olan başarılara imza atıyorsunuz. Tebrik ederim. Dünya Drahterler Birliği Başkanı ilk ziyaretini size yaptı. Derneğiniz çok iyi durumda. Sorum şu başkan gözüyle. Bir drahter nasıl olmalı? Nurettin Şimşek size yazmış bunu. Ama onun bir sorusu daha var. O soru biraz sonraki
Onu zaten başkan söyleyecek. Onun için okumuyorum. Evet. Bidrahtar nasıl olmalı? Önce Doçrahtar'ın ırk standartlarını taşımalı. Sınavlara girmiş, üretim izni almış anne babaların yavrusu olmalı. Şimdi aslında hani Doçrahtar nasıl olmalı? Hangi konudan nasıl olmalı? Yani ırk standartları açısından mı yoksa eğitim açısından mı nasıl olmalı? Yani söylüyorum yani. Var yani soru biraz fazla geniş. Bir kere ırk standartlarında bir köpek olmalı. Ha, standart olmalı. Morfolojik yani. Olarak. Onun dışında da kesinlikle ve kesinlikle şecereli anne babalardan, üretim izni almış anne babalardan doğmuş bir yavru olmalı. Eğer yavruyu konuşuyorsak. Başkan hemen devamında bir tane daha. Bir tane arkadaşın çünkü atlıyorum. Çünkü niye o sorulardan bir tanesini onu zaten izah edeceksiniz. Dünya Drahtörler Birliği siyal kırçıl köpekleri niçin belli sayıda tutmak istiyor Nurettin Şimşek? Demin bu niye iki siyah kırçıl köpeğin eşleşmesine müsaade edilmediğiyle ilgili bir şeye değinmiştik. Siyah kırçıl köpeklerin sayısını yüzdesini %16'da tutmak istiyorlar. Ve zamanla da bunu iyice azaltacaklar. Onların yapmak istediği Doçrahtar'ın kahve kırçıl ve düz kahve renk olarak iki renge düşürülmesi. Benim Almanya'daki izlenimim o. Sohbetlerden anladığım o. Çünkü bu Doçrahtar'ın siyah rengi Drahtar'ın türetilmesinde kullanılan en son ırk olan Doçkurzar'dan geliyor. Bu arada hemen bir şey soru değil ama bir açıklama yapalım. Fuarla ilgili bir Nurullah Gümüş. Ne zaman fuar, silah fuarı açılıyor diye ben söyleyeyim. 10-13 Mayıs'ta fuarda gidebilirsiniz, tedarik edebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir kulüpten. Evet şu anda evet bir arkadaşımla derneğin internet sitesi neden 3 yıldır güncellenmiyor? Gidiyoruz hep aynı. Her sene aynı sınavlar yapılıyor. Belki onu mu kastediyorlar? Yani her sene VJP ve HZP ile ilgili bilgiler var. Ama bu her sene yenileri var onların yerinde. Görmedim yani iyi mi bakamadı yeni, diyor. Yenilenmeyen şimdi mesela şu konular yenilenmez. Derneğin kuruluş amacı Doçrahtar'ın tarihçesi, ırk standartları, olmalı zaten, üretim izni. Onun dışında bizde çok fazla konu yok. Yani fotoğraflar güncelleniyor. Onun dışında da bir sitede olması gereken ne olabilir? Hani biz atlamış olabiliriz. Lütfen şey rica edeceğim. Hani tavsiyeleri varsa, görmek istedikleri, bilmek istedikleri ne varsa hepsini açığız. Lütfen şey yapsınlar yani hepim... Nasıl ulaşsın size? İnternet üzerinden mi ulaşacak size? Bizim nasıl oluyor? Dernek sitesinde ulaşım şeylerimiz var, telefon numaralarımız var, e-mail adreslerimiz onları var. Onları tekrarlayın yani e-maili... Şimdi orada herkesinki var. Hepsi aklımda olmadığı için. Yani ya da şöyle info@drahtarturkiye.com. Tamam. Hemen bir tane. Secereli köpek maliyeti bu soruya cevap var mı? Maliyeti ne kadar demek? Şöyle bir şey var. Artık şecereli köpekle şeceresiz köpek maliyeti arasında bir şey yok. Hiçbir fark yok gibi. Sadece çok merdiven altı üretim yapanlardan alacağınız 500-600 liralık köpekleri kastetmiyorum. Fakat şu anda hiç takip ettiğim bir konu değil. Fakat bunu sordum. Nedir fiyatları falan diye geçen hafta. Bana söyledikleri şecereli köpek fiyatlarından hiçbir farkı yok. O seviyeye ulaştı diyorsunuz. Fakat şöyle bir de konu var. Şecereli köpek niye alalım dendiği zaman birincisi soyunu sopunu bilerek alıyorsunuz. Kayıtlı bir köpek alıyorsunuz. Aşıları belli bir zamana kadar. Bizde köpekler 8 haftadan önce sahiplerine teslim edilmez. 8 haftaya kadar da köpeklerin birçok aşıları iç ve dış parazitleri yapılmış durumdadır.
bu maliyetin içinde onlar da vardır. Onlar için ekstra bir şey de ödemiyorsunuz. Başkan, hemen Emin Bey, Almanya'dan yine. Selam, ben Bülent Uzun. Almanya'da avcıydım. Drahter köpeklerini ilgiyle izliyorum. Drahterlerim var. Siz Cengiz Başkan ve Aziz Bey'e değişik espriler, ters köşe sorularıyla Sayın Esenkova'ya saygılar. Biz de saygılarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Bülent Bey. Evet, şu arada iyi akşamlar. Öncelikle bu güzel ırkın Türk avcılarına doğru şekilde tanıtılmasında vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere bu ırkla ilgili secereli ve seceresiz drahter konusu avcı camiasına başı çeken konulardan birisi. Şu anda sorun bilmeyen avcı arkadaşlar için şu olacak: secere nedir, ne işe yarar ve bu ırk içinde neden önemlidir? Başta Aziz Başkanım olmak üzere tüm konuklara, Av TV ekibine selamlar, saygılar, sevgiler. Onur Ekmekçi. Sorumu okursanız çok sevinirim. Ama arkadaşım çok uzun yazmışsın. Hadi bir torpil yapalım. Okursanız sevinirim. Bu durum son günlerde secereli ve seceresiz drahter besleyen avcı arkadaşları arasında yanlış anlaşılmalara sebep olmakta. Evet, doğru bir şey. Şimdi bizim burada hep beraber iki haftadır konuştuğumuz noktaları bir araya getirdiğinizde zaten şeceresiz köpek niçin alınmamalı sorusunun cevabını kendiniz buluyorsunuz. Yani programın başında da konuştuk. Hangi renkler birbirleriyle eşleşebiliyor? Hangi köpeklerin eşleşmesine izin veriliyor? Şecereli köpekler açısından konuşuyorum. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman elinizde bir bana düz siyah drahtarlı sakallı köpekle gelip benim drahtarım var dediğiniz zaman ama nereden geldiği belli olmuyor. Önemli değil. Düz siyah olduğu zaman zaten drahtar olmuyor. İki siyah kırçıl köpeğin ve de siyah kırçıl köpekle düz kahve köpeğin eşleşmesinin mümkün olmadığını söylemiştim kısa bir süre önce. Şimdi bunları bilmediğiniz zaman ileriki nesillerde ne çıkacağı sürprizdir. Ve bu tip yavrular çıkmaya başladığı zaman da hadi farz ettik şeceresiz köpekleri kayıt altına aldık, eşleşmelerine izin verildi ırk standartlarını tutanların. Bunların ileride yavrularında ya da yavruların ya da torunlarında istenmeyen renkler, kalça çıkıklığı, omuz çıkıklığı, çene bozukluğu, diş eksikliği gibi konular ortaya çıktığı zaman bizim niçin şecereli köpek üzerinde durduğumuzu daha iyi anlayabilmeleri lazım arkadaşlarımızın. Teminki arkadaşımız hani demişti ya internet sitesinde. Hayır, sınav bilgilerinden bahsetmiyorum. İnternet sitesi diye drahter besleyenler olarak yeterli değil. Yazmıyor musunuz bunu? Kim ilgileniyor interneti? Bak, bayağı arayan var. Demek internet sitesine bakıyor. Yani eksik. Şunu o zaman istiyorum. Onu bir daha demek ki hani böyle bir eksiklik görüldüğü söyleniyorsa bunu bizim de ciddiye almamız lazım. Evet, bunu bence ciddiye şunu kastediyor arkadaşımız. Tartışma konuları açılmıyor. O tartışmaları yapamıyor diye düşünüyorum. Şimdi Deutsche Drahter'la ilgili tartışma yeri değil orası birincisi. Ve de bizim kurallarımız var. Yani bunlar tartışılacak kurallar değil. Onun için orada tartışmayla ilgili bir şey yok. Fakat bizim mesela dernek üyelerinin içinde olduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan insanlar fikirlerini, bilgilerini paylaşıyorlar, sorularını soruyorlar, tartışıyorlar. Ama buna kim cevap veriyor mesela? Bir uzman olmalı değil mi bunun karşılığında sorduğu soruya cevap veriyor? Zaten orada sorular direkt şahsa hitaben oluyor ya da aralarında da şey yapıyorlar. Fakat dernek üyelerinin artık bildiği bir şey var. Bizim işte üretim kurallarımızı biliyorlar, sınav kurallarını biliyorlar, eğitimleri biliyorlar, sağlıkla ilgili konuları biliyorlar. Onun için
benim bile çok müdahale etmem gerekmiyor o konuşmalara. Çünkü cevabı tek bizdeki soruların. Aziz Başkan, o kadar soru var ki bunları böyle hızlı geçsek. Dinliyorum. Hani diyecek de hemen ben devam edeyim bu ara. Dinliyorum. Öyle tam detaylı anlatsak hiçbir yer. Sen haklısın. Bak, aslında detaylı anlatmak ama zaman kazanmak istiyorum. Evet. İyi akşamlar. Aziz Başkan'a sorarım. Türkiye'deki kayıtlı 500 köpek varsa en az 1000 kayıtsız drahter var. Aziz Başkan'a sorar mısın? Neden Türkiye'de üretim sınavları çok pahalı? Üretim izni almak için 10.000 TL harcamak lazım. Bu Türkiye şartlarına göre çok büyük rakam. Öyle mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Söyleyin arkadaş da başkan ne diyor? Öyle bir şey yok. Ben de ilk defa duydum. Pardon, 1000 TL kayıtsız drahter. Kaç para oluyor ki bunlar? Belirli bir şeyi var mı? Standart sınavların mı? Öyle şimdi şöyle söyleyeyim, yavru üretip satıldığı zaman bir yavrudan kazanılan paranın yanında sınav ücretleri çok düşük durumda açıkçası. Tamam, hemen yavru drahtarlarım üzerime atlıyor, bunu nasıl engelleyebilirim? Hemen cevap. Bunu Sabine Hanım cevaplasın. Aa. Ama o yavru deyince Sabine Hanım hakikaten bu arada... Papi diyeceksin, papi. Yavrular. Papi diyor. Arkadaşlar Almanya'da genelde papi diyelim. Bizdeki yavru bunu da öğrenmiş. O papi deyince ben de diyorum nedir? Sabine Hanım'a soralım. Bu yavru köpek bak ne diyor? Üzerime atlıyor diyor. Üretimizi sana yazsını var mı? Secereli köpekler Mehmet. Diyor ki köpek yavru ki üzerime atlıyor. Ne yapmam lazım diyor. Ya üretmesi lazım. O yanına otur, atlamasın. Yani kendisi sevdiği, isteyen sevdiği zamanı köpek karar vermiyor. Yani biz yani çağırıyoruz. Yani eğiticiyle köpeğin evet. arasındaki iletişimi kurmalı. Öyle kesinlikle evet, itaatle evet. ilgili bir şey yani itaat. Aynen öyle. Evet. Ha, öyle yapması lazım. Evet ve tabii ki o biraz zaman alıyor. Sabır da gerekiyor ama olacak, oluyor. Peki ne kadardır yapıyorsunuz bu işi? Yavru köpek hep görüyorum burada resimlerde de var. Evet. Eğitmiş olduğunuz. Hem siz söyleyin hem ben söyleyeyim. Onu bir göstereyim. Ben şurada aşağı yukarı 2 sene. İki senedir İki sene, yavru köpekle. Evet, yavru köpeklerine. Ha, bu sizin köpekli verelim ekrana. Bu bizim son, ekrana. Evet. Yetiştirdi. Bu arada devam edelim mi Sabine Hanım? Evet, şu anda yetiştirdiğiniz köpekler. Hadi hocanı da, başkanı evet. da alalım da. Ben bu arada bir soru sorayım Sabine Hanım'a. Buyurun. Sabine Hanım, yavru köpekleri eğitirken farklı farklı kişilerden gelen yavrular oluyor, doğru mu? Yok, nasıl? Hayır. Yok. Bunlar kendi köpeklerimizin yavruları. Biz başkalarının köpeklerini eğitmiyoruz. Ha, başkalarının köpeklerini evet. eğitmiyoruz. Kendi yavrularımız. Köpekleri, yavruları, anladım. Evet. Başkan, yani öyle bir vaktimiz yok. Başkan, üretim izni sınavlarda yaş sınırı var mıdır? Secereli köpekler için Mehmet Tunç. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı VJP'nin yani gençlik sınavının 15 aya kadar tamamlanması gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. 1 Ekim'den sonra doğan yavruların bir sene daha avantajı var. Yani örnek veriyorum 1 Ekim 2018 tarihinde doğan yavrular 2019 senesinde sınava girmeleri gerekirken o zorunlulukları yok. Onu bir sene daha atlıyorlar. 2020'de girebiliyorlar. İyi akşamlar. İç Anadolu bölgesinden iklime drahter ne kadar uyumludur? Her iklimde av yapabilirler mi? Yani diyor ki bizim Türkiye şartlarında tamam. her yerde av yapabilir. Ben bunu söylemekten bıkmayacağım. Hakikaten. Zevkle, ya, zevkle ve keyifle yapma. Söylüyorum. Deutsche Drahter dünyanın her yerinde her avda kullanılan bir köpek. Onun için herkesin İçi çok rahat, Deutsche Drahter'la yaşadıkları yerde istedikleri avı yapmalarının garantisini veriyorum. Yani o kadar açık konuşabilirim. Yeter ki doğru eğitim ve sağlıklı koşullarda yaşayabilsinler.
30 yıllık avcıyım. Ordu Büyükşehir Avcılar Derneği Başkanı Hakan. Hemen bir daha attı üzerine. Hemen okuyayım. 30 yıllık avcıyım. Ordu Büyükşehir Avcılar Derneği Başkanı Hakan Karadağ. Ben kuş avcısıyım. Her cinsten köpek sahibi oldum. Köpeklerin en az yaşayanı 9 yıl yaşadı. Karadeniz'de, Ordu'da drahter sahiplerinden diğer köpeklerim de çok güzeldi. Çok keyifli avlar yaptım ama drahter sahibi olmak bir ayrıcalıktır. Avcılığın en üst seviyesidir. Bütün avcılara denemelerini tavsiye ederim. Bu arkadaşımız da Ordu'da. Benim evet. Söyleyebileceğimden daha iyisini söylemiş arkadaşımız. Hani, tabii drahter artık arkadaş da çok randıman aldığını söylüyor. Başkanım cümleden iyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Uğur Çetin. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. İyi geceler. Siyah kırçılı drahter değil diyor. Başkan yıllarca Ömer Borovalı'nın köpeği siyah kırçılı. Bir dakika. Siyah kırçılı demedim. Düz siyah dedim. Arkadaşım bak dikkat et. Düz siyah demiş. İki siyah kırçıl köpek birbiriyle eşleşirse düz siyah çıkma ihtimali var dedim. O da ırk standartlarına aykırı bir renk dedim. Siyah kırçıl demedim. Drahter'ın üç rengini sayarken zaten kahve kırçıl, siyah kırçıl ve düz kahve olarak söyledim. Neyse bu soruyu soran arkadaşımız da demek iyi dikkat etmedi sizin açıklamanıza. Ankara'dayım, savaş durdu. Savaş kardeşim yanlış anlaşılma var, düzeltti başkan. Evet devam edelim. Bir soru Ufuk Durak'tan gelmiş. Nerede? Ufuk Durak. Bu Drahter'ın ilk programını yaptığımız zaman da o da izliyor şu anda herhalde muhakkak. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar, hayırlı programlar diliyorum. Orman avlarında köpek yakın gezmeli dedi Aziz Bey geçen programda. Dedi mi böyle bir şey? Hayır, hatırlamıyorum. Yani evet. Hangi konuyla ilgili yakın gezmeli? Ben köpeğin yakın gezme taraftarı değilim. Peki, bence de. Drahter'ı çulluk havanda yetersiz diye yorumluyor. Sebebi hızı ve açılmaması. Bunu da ben öyle bir yorum yapmadım. Yapmadık. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten çulluk avında açılmayan, daire çizerek aramayan köpekler başarısız oluyor demiş. Doğru. Kanımca secerili köpekler imtihanlarını VJP, HZP tamamladıktan sonra yapacağınız ava ve meralarımıza bizlerin av sistemine göre yeniden yetiştirilmesi. Aziz Bey bu konuda düşüncelerini ifade ederse sevinirim. Biraz karışık yazmış. Sınavların yok ben... Yani anlayabildiğimi düşünüyorum soruyu. Sınavların çünkü... amacı köpekleri Almanya'daki avlara göre eğitmek değil zaten. Deutsche Drahter ırkını her avda kullanabilecek şekilde eğitilmesini sağlamak. Yoksa ben her ava uygun bir köpek istiyorum dediğiniz zaman Drahter'ın bunları ya da herhangi bir ırkın bunları yapması lazım. Yani suda da çalışması lazım. Kanat kırığı ya da yaralı hayvanı takip edip gidip bulup size getirmesi lazım. Vurduğunuz büyük av hayvanını kan izinden gidip takip edip sizi ona ulaştırması lazım. Çok amaçlı ırk demek bu demek. Yoksa suya sokmayacaksanız, bunları yaptırmayacaksanız... Yani Drahter'ın şöyle bir artı bir özelliği var. Yani kokuyu hem havadan alabiliyor hem yerden alabiliyor. Onu aslında bütün köpekler yapabiliyor. Drahter'ın bundan diğer ırklara dan ekstra bir şeyi, özelliği yerden iz ya da kan kokusu takibiyle sınavların bazı bölümleri var. Onlara eğitilmiş olmaları dolayısıyla yer kokusunu çok daha kolay kullanabiliyor. Evet. Hemen şurada bir tane avcı olmayan bir bayan arkadaşımın açı. Emin Bey bu konuya da girmemiz lazım ileriki programlarda. Hayırlı yayınlar, ben de köpeğimi getirecektim yayına. Bayanlar var bizde, bana da atıyorlar, sık sık arıyorlar. Sırf hep av köpekleri mi konuşuyorlar? Hani av kanalı olduğu için bizim süs köpeklerimizle ilgili de bilgilerde. Ben de diyorum ki inşallah ayrı bir programda bir de o konuları da işleyelim. Herkes yani tabii sırf... Ama bu senin dediğin çok güzel başkan da yani
Ne? Yine buraya bir espri katalım. Evet. Yani av köpeklerini işleyecek zaten zamanın dışında bir zaman ayırırsak bir de süs köpeklerine yılı 365 günden 730 yok, 730. belirli bir söz verelim onlara da, bayanlara. Bunu da hatta aslında Sabine Hanım'a sormak lazım. Böyle bir program yapmak da iyi olur mu Sabine Hanım? İlla yani av köpeği değil de süs köpekleri var, bayanların istiyor bizimkilerini evet de tanıtın ha? diye. Evet diyecek. Siz öyle kalın bir dayanışmaz. Köpek yani eğitim yapa verebiliyor musunuz öyle bir köpeği? Ya o köpeklerde daha zor veriyoruz düşünüyorum. Yani ben de bu dışında küçük bir köpek var. Bu aynı zaman bakıyorum o zor mu eğitim? Zor. Yani trahtarlarını gördüm daha dinliyorlar, daha laf nasıl dinliyorlar diyeyim, daha yani. Laf eğitime, dinliyorlar. Eğitime daha müsait, daha çabuk kabul ederler. Öbür köpekler daha oyun gibi alıyor. Her evet şey. Onlar hep ve dikkat hep ediyor. Evet. Onların öyle bir ihtiyaç olmamış. Onların evet. eğitilmesiyle ilgili. Hani beni yanlış anlamasınlar. Sadece kucakta hani insanları eğlendirmek maksadıyla üretilmiş ırklar onlar. Ve hakikaten eğitimleri her zaman kolay olmuyor. Soruya ama tam net cevap evet. vermedi. Sen bir şey sordun, o net cevabı alamadık kendisinden. Ha, böyle bir program yapılması. Böyle bir program yapabilir miyiz de iyi olur mu diyorum. Bak bayanlar da sizi dinliyor. Ya bayanlar yani aslında öyle, yani tabii. onları da kırmamak lazım bayanlar. Hakikaten ben gerçi bir programımı bayanlar olduğu için bu konuda fedakarlık yaparım. Bir gün onlarla ilgili bir program yapmakta yarar var. Çünkü köpekleri tamam biz av konu biz eğitici program. En azından onları da tanımalarında hani daha çok köpek sahiplenme olayını öne çıkarırız diye düşünüyorum. Yanlış ya, mı? Onlar tabii onlar her kişi farklı bir şey istiyor. Köpek bağlantı farklı ve neden köpek var farklı bir durumda. Ama tabii ki böyle isterlerdi. Tabii ki böyle yapmakta bir program yapılabilir. Evet tabii şimdi ki. Şimdi burada Sabine Hanım çünkü tabii her, taraf tutuyor. Hayır taraf tutmuyorum. Kesinlikle taraf tutuyor. Hayır. Ben de zaten böyle bir cevap geleceğini bekliyordum. Yani. Hayır. Evet. Ben şey diyorum yani herkes farklı bir avantaj var yani. Hanımlar, bayanlar böyle birazdan isteler. Birazdan başka bir soru sorsan yani şey. Bayan mı daha iyi avcı olur, erkek mi daha iyi avcı olur? Bayan diyecek yani. Ama bence şunu biliyoruz ama hepimiz biliriz. Bayanlar daha erkekten çok, yanlışsam düzeltin, daha çabuk odaklanıyorlar bir şeye. Aziz peki başkan. Ben şuraya hemen bir şey yapayım. Almanya'da evet. Neredeyse erkek avcı kadar kadın avcı da var ve köpek sınavlarında da en az erkekler kadar kadınları da görüyorsunuz ve erkeklerden hiç de daha aşağı durumda değiller, hatta fazlaları var. Çünkü hayvanlarla iletişimleri erkeklere göre çok daha sağlıklı. Evet. Başkan şurada Nurettin Bey habirede yazıyor ama evet. Dünya Çok Amaçlı Av Köpekler Birliği Müdürü ile sınavlarınızı yapıyorsunuz. Bu Türkiye'de başka bir av köpeği ırkının yapabildiği bir sınav değil. Üst düzeyde sınavlarımız oluyor. Yapılan sınavlar Drachter ırkına av köpeği olarak yetişmesinden çok önemli sınavlara köpek hazırlamak zor mu? Nurettin Şimşek. Hiç zor değil. Yeter ki işin ana prensibini bilin. Ona vakıf olun. Yani köpeği şöyle, şimdi biraz çok hızlı eğitim şeyine gireceğim. Annesinden ayrıldığı andan itibaren köpeğin eğitimi başlar. Ondan sonra sınavlardaki konulara göre siz yavruları yaşı geldiğinde doğru yaşta, doğru eğitimle o sınavlara hazırlayabiliyorsunuz. Aslında çok zor bir şey değil. Sadece bir yavru için günde ayıracağınız 15-20 dakika yeterlidir. Bu büyüdükçe biraz daha artabilir fakat onu da her gün yapmak zorunda değilsiniz. Temeli sağlam yaptıktan sonra. Hemen sorulardan bir tanesi vardı. O çünkü bizim soruların içindeydi. O arkadaş da muhakkak dinliyordur.
Beşinci sorum, doğum yapan dişi köpeklerin tekrar eşleşmeleri ne zaman mümkündür diyor. Şimdi eğer dişi köpek 6 yavru ve daha az yavruladıysa 12 ay sonra çiftleşebiliyor doğumdan. Fakat 6 yavrunun üstünde yavruladıysa doğumdan 18 ay sonra çiftleşmesine izin veriliyor. Datarlarda. Evet. Bir tane daha soru geldi. İyi akşamlar. Ben Mersin'den Murat Algın. Hocam apartmanda oturuyorum. Yerim olmadığı için ve kimseyi rahatsız etmemek için apartmanda bakılacak en ideal av köpeği hangisidir? Saygılarımla. Murat Algın. Apartmanda yaşıyor bu. Yani daha doğrusu diyor, apartmanda bir drahter, yani bizim tartıştığımız konu olabilir mi yani bir apartman? Yani ben Almanya'da da Türkiye'de de drahteri apartman dairesinde bakan birkaç kişiye şahidim. Doğru eğitimi verirseniz köpek hiçbir zaman hiçbir yerde kimseyi rahatsız etmez. Sadece bu eğitimle alakalı hemen bir şey. Hemen başkan öyle kısa verelim ki hepsini cevaplayalım. Çünkü son programımız olduğu için iyi akşamlar, iyi yanlar, herkese selamlar. Aziz Bey'e sorum şu. Düz demir kırı renk kabul edilir mi? Demir kırı. Düz demir kırı dediği arkadaşımızın herhalde kahve kırçıl. Devamını okuyayım. Demir kırı renk kabul edilir mi? Kuyruk kesimi mecburu mu? Bazı ülkelerde kesilmiyor, kuyruğu kesilmemiş bir drahter sınava girebilir mi? Murat, Kambola, Tokat, Erbaa. Güzel. Güzel bir soru sormuş arkadaşlar. Kuyruğu kesilmemiş drahter sınava girebilir. Fakat bizim Türkiye'de öyle bir şeyimiz yok. Seneler önce öyle bir problem oldu. Almanya'dan kulüpten bir yazı getirdik. Deutsche Drahter bir Alman ırkıdır ve bunların kuyrukları avda zarar görmemeleri açısından kesilmelidir. Almanya'da da kesilmektedir diye bir yazı geldi. Ondan sonra herhangi bir şey yaşamadık. Hakikaten Deutsche Drahter'ın kuyruğunun uzun halini görmek istemezsiniz aslında. Yani o hepimizin doğru hoşuna... Doğru mu başkan? Kuyruk kesimi mi? Niye kesiyorlar ki? Çünkü gerçekten çok kalın bir kuyruğu var. Çok kalın ve kuvvetli. Kuyruğunu kuvvetli kullanan bir hayvan. Avdan sonra ben bazı İskandinav ülkelerinde kuyruğu kesilmemiş drahterların avdan sonraki halini gördüm. Köpekleri domuz kesmiş zannettim. Halbuki sadece kuyrukları kanıyordu. Ve kuyruk çok kanar. Çok kanar, çok kan kaybeder. Yani kesmemek mi lazım? Kesmek lazım. Kesmek lazım. Evet. Evet. Bu şundan Allah kaynaklanıyor. Yani burada şunu belki eklemekte fayda var başkan. Kuyruğunu kesmediğin takdirde bu hayvanın kuyruğunun kanamasının tek sebebi sarpçı bir köpek olduğu için dikenler onun kuyruğunu aynen parçalıyor. Aynen öyle. Köpeğimle 9 yıl avlandım. Yaralı keklik dahil bıldırcın, ördek, diğer avlarda asla kuşu kaybetmedim. Köpeğim buldu, bana getirdi. Hatta kilometrelerce ileri tamam, düşen... Tamam, hemen sözünü keseceğim. Beni istersen tam okuyayım, sen oraya... Anladım. Niye sınavlar? 100 küsur yıldır sınavlarda bu konular var zaten. Bunları yapamayan köpek üretim izni alamıyor. Onun için drahterin genlerinde istediğiniz kadar uzun mesafe gitsin yaralı hayvan... doğru eğitilmiş bir köpeğin onu bırakıp size boş dönme imkanı yok. Bunu da öyle bir lüksü de yok drahter olarak. Bir kısmı da takip kokudur. Bu köpekleri iyi sosyalleşme lazım. Yetiştirirken bunlara dikkat etmek lazım. Hakan Karada. O da bütün şey... ırkların doğru sosyalleşmesi lazım ki bir kere köpekler sosyalleştikçe akıllarını kullanırlar. Akıllarını kullandıkça da bu avlarına yansır. Onun için o tamamen yani sırf drahterla ilgili değil, bütün ırkların sosyalleşmesi gerekir. Kayseri'den Gökhan Çelebi. Diş bozukluğu, fizik yapısından bozukluk olan üretim izni alamayan yavrular nasıl değerlendirilebiliyor? Bunların akıbeti nasıl ilerliyor?
Onların derneğimizin uygulaması ve tavsiyesi olarak söyleyeyim. Üretime genetik olarak, genetik bozukluklardan dolayı üretim izni alamamış hayvanların sahiplendirilmeden önce kısırlaştırılmaları ya da kastre edilmelerini tavsiye ediyoruz ve öngörüyoruz. Niçin seceresiz köpek almamalıyız diyorlar? Öteki programda demiştik. Bugün de yine dedik, bunu tekrarlayalım. Önemli bir soru. Niçin seceresiz köpek almayalım? Yani kimliksiz köpek oluyor. Doğru köpek, doğru bireylerin eşleşmesinden emin olmadığımız için almayalım. Geçmişlerinde diş ve çene problemi olup olmadığından bir haber olduğumuz için almayalım. Doğru renk köpeklerin eşleştirilip eşleştirilmediğinden emin olmadığımız için almayalım. Bu köpeklerin geçmişinde tüfekten korkan, suya girmeyen, aşırı saldırgan ya da aşırı ürkek bireyler olup olmadığını bilmediğimiz için almayalım. Yani bunları ben bir 10 kere daha söyleyebilirim. Yani bu şunu söylüyor Sayın Aziz Başkan. Seceresiz köpekler tamamen yok olsun diyor. Ama böyle şimdi dedin mi de şimdi avcılarda yani, avcılarda şey şimdi için öyle bir şey söylemek ama istemiyor. Yani, çiftleştirilmesi, yani çiftleştirilmesi. Tabii şimdi bunun yani, doğrusu varsa niçin hala yani biz 10 senedir bunun doğrusunu anlatıyorken niçin hala şeceresiz köpekte ısrar ediliyor onu anlamıyorum ben. Ve aynı fiyata satın alınabiliyorken şecereli yavrular. Peki drahter avlanmanın avantajları neler? Yani bir avantajı mı var? Bir kere kesinlikle diğer ırklara göre size dost oluyor her şeyden önce. Yani sadece bir av köpeğiniz olarak değil, bir dostunuz gibi yakınlaşabiliyor. Peki, İkincisi hemen ya işte bugün hava çok soğuktu, köpeğim suya girmedi. Yok işte çok sıcaktı, köpeğim onu yapmadı, bunu yapmadı gibi şikayetleriniz olmuyordur atardan. Yavru bir seter 40 günlükken satın ne alıntı mı anlamadım. Yani sonunda ya bir seter 40 günlükten satın alınır mı acaba demek istedi herhalde onu demek istedi. Aslında hiçbir yavruyu 8 haftalık dolmadan annesinden ayırmamak lazım. Annesinden ve kardeşlerinden. Çünkü en büyük sosyalleşmeyi o dönemde yaşıyorlar. Ama bunu da bir nevi şimdi de Sabine Hanım'a soralım. Ne diyor bu konuda Sabine Hanım? 40 günlük gelen alınır mı ya, yavru yok. Köpek? Siz tam yavruyken eğitiyorsunuz. Mümkün değil yani. Evet Aziz Bey dediğin gibi yani o bağlantılar önemli. Ne kadar olmalı? Hangi şeyde ayda olma? 6 aylık mı? 4 aylık mı? Yani ne? 2 aylık mı? Ve şey yer. Bence sütten kesildiği zaman. Yani zamanla kesildiği zaman ve belki biraz daha kalır bir ay filan. Ondan sonra. O kadar. Aziz zaten başkan, sütten 4 haftalıkken evet kesiliyor. O ince dişleri çıkmaya başladığı zaman dişi kesiliyor. Köpek emzirmiyor artık yavruları. Fakat annelerinden ondan sonraki bir ay içinde öğrenecekleri çok şey var. Ve kardeşleriyle sosyalleşmeleri açısından aynen da çok önemli. Yani tek yavru doğurmuş köpeklerde yavrularında sıkıntıdır o. Tek yavru olmanın şeyi. Derneğin sayfasından aldı bu Murat Kan Polat Tokat Erba derneğin sayfasında alıntı açık demir kırı renk var kahve kırçıl haricinde Murat yine diyor. O açık işte demir kırı demek istediği arkadaşımızın kahve kırçıl fakat kafası %99 kahverengidir vücudunda pafta olmayabilir. Ama onu söylemiştim saat hani paftalı veya paftasız diye programın başında. Siyah ve kahve kırçıl köpeklerde. Sizin siteden çekmiş zaten onu okuyorum. Hı, evet. Gelişmiş göz kapakları ve kaşların tüyleri ve uzundur ve sakal alabildiğince sert kıllardan oluşur. Kahve kırçıl
paftalı veya paftasız, siyah kırçıl, paftalı veya paftasız, düz kahve, göğsünde beyaz yamalı ve yamasız, açık demir kırı. O açık demir diğer, kırı. Diğer şu renkler kabul edemez diye sizin sitede yazıyormuş. Evet, ben de o renkleri söylüyorum zaten. Demek o, ki aynı. Şöyle, açık demir kırı diye bir renk yok aslında, çünkü onun mutlaka kafası kahverengidir. Kafası kahverengi olduktan sonra o da kahve kırçıla girer. Siteden aldım diyor. Siteden yazıyor. Tamam, aynı şey o. Yani evet. Aslında oraya Almanya'daki şeyin tercümesi. Fakat genelde paftası hiç olmayan kahve kırçıl bir köpek çok nadirdir. Ama vardır yani, şey değildir. Irka aykırı bir şey değildir o. Emin Bey'in sorusuna, size sorduğu bir sorudan arkadaş onu soruyor. İyi akşamlar. Biraz önce Emin Bey'in söylediği soru üzerine bir soru sordu. 10 yıl önce kurulmuş kulüp yokken kurt sağır yok muydu? Anne baba kanı saf olan köpek yok muydu? Ha, demek istiyor kulüp kurulmadan önce illaki vardır. Yok. Şöyle olur. Kulüp kurulduğu zaman federasyon ve biz dernek olarak hem federasyonun internet sitesinde hem de kendi internet sitemizde köpeklerin kayıtlarının yapılacakları tarihleri ve bölgeleri herhalde 3-4 sene boyunca yayınladık. Evet. O sırada şimdi madem bu kadar hani katı sorular geliyor, ben de soruyorum. O süre boyunca neredeydiniz? Yavrunun seceresi olmayıp da soyu secereli köpeklerle dayanan yavrular edinilebilir miyiz diyor. Bakın ben artık ikinci program bitiyor söylüyorum. Şeceresiz köpek edinilmesine tamamen karşıyım. Zaten iki dakikamız var. Yetmiyor. Ben çabuk da okuyorum. Bu arada ben şunu sorayım. Dünya Birliği, uluslararası organizasyonlar neler yapılıyor? Yani bir şeyler var mı? Dünya Birliği'nin aslında şöyle bir haber vermem lazım. Gerçi çok yeni, dün daha bana Dünya Drahtar Birliği müdüründen geldi bu bilgi. 2019 senesinde bu bizim Türkiye'de yaptığımız HZB sınavının aynısı, yine bir HZB sınavı uluslararası olarak yapılacak. Bu bir ilk. Yanılmıyorsam ilki Sırbistan'da olacak bunun. Şu anda bahsettikleri yer Sırbistan. Böyle bir sınav olacağını ve Türkiye'den de en az 4-5 köpek beklediklerini söyledi bana başkanı, müdürü. Dolayısıyla bu çok büyük bir haber. Ayrıca Dünya Drahtar Birliği'nin birliğine üye ülkelerinde katılabildiği Hegewelt sınavı var. Malum bu çok prestijli bir sınav. HZP sınavının aynısı. Fakat tolerans limitleri biraz düşük. Biraz zorluyorlar köpekleri ve handlerları. Hegewelt çok önemli bir sınav. Başkan hemen çünkü şunları bitirelim. Çünkü bir dakikamız bitirelim. Var. Sadece gençlik sınavı geçen köpekler üretim izni alabilir mi? Mehmet Tunç. Hemen. Hayır. VJP ve HZP'nin tamamlanmış olması lazım. Tamam. İyi akşamlar beyefendi, sorabilir miyiz? Drahter sahibi olan insan derneğin etkinliklerine katılabilecek bütçeye sahip mi? Bu adil mi? Derneğin etkinliklerine katılmadan o bütçeye sahip olup olmadığınızı bilemezsiniz. Onun için hani denemeden yargılamak ve karar vermek ne kadar doğru bilemiyorum. Ben herkesi organizasyonlarımıza, sınavlarımıza katılmaya davet ediyorum. Gelsinler, izlesinler. Nedir, ne değildir. Şimdi uzaktan zor geliyor olabilir arkadaşlarımıza. Fakat biz herkesi memnuniyetle bünyemize kabul etmeye hazırız. Bunu da kurulduğumuzdan beri söylüyoruz. Hani sadece uzaktan durarak, bunlar Alman sistemiyle çalışıyorlar, bu bize gelmez deyip
karar vermek, kestirip atmak Sayın Başkan, çok doğru değil. Drahtar köpeği olmayıp da derneğe kayıt olmak isteyen kişi derneğe girebilir mi? Girebilir. Dernek kayıt ücretleri nedir? 50 lira. Bir soru daha. Biz Nejat Ural'la birlikte derneğe kayıt olmak istiyoruz. Ben de Nejat'tan hiç ses çıkmadı diyecektim bu saate ama kadar. Ama işte arı soktu ya. İşte şu anda haber alamıyoruz kendisine. Memnuniyetle her zaman. Tamam. Her zaman. Bir arkadaşımız Kayseri'den mesaj attı ama tam okunmuyor. Kayseri'den Tomarz Adan Habib, Türkiye'de kısıtlı nasıl temin ederiz dedi herhalde. Kısıtlı. Kayıtlı demek istemiştir. Yok, kısıtlı hani sayı adet olarak kısıtlı nasıl? Bizim dernekle irtibata geçtiklerinde her Doğan Batın'la ilgili kendilerine bilgi verilir. Şimdi de o internet sitemizdeki en büyük eksik oydu. Şimdi Doğan Batın'ları, anne baba sınavları, ırk standartları, değerlendirmeleri, dereceleri hepsini sitede her batını yayınlamaya başlayacağız çok kısa bir sürede. Hemen bir tane son okuyayım çünkü zamanımız kalmadı. Mecidiyeköy'den yine yazıyorlar. Ben bu kulübün kesin kuralların olmasına anlam veremiyorum. Biraz hoşgörülü olunabilir. Bir de illa dernek üyeliği mi gerekli? Aidatlar ne kadar? Sorun şeyle hiç de tutmuyor ki. Ben hem istemiyorsun hem aidat soruyorsun. İllaki bir yere kayıt olman lazım. Eğer bu secdeyi şimdi bu çok güzel bir soruydu. Ya soruda cevap verme. Niye ben şimdiye kadar derneğe gelmediler? Hani biz şimdi her işi yapmanın bir kuralı, adabı vardır. Bu köpeklerle ilgili de böyle kurallar var. Biz işin doğduğu yerden hareketle bu hale geldik. Köpeklerimiz bu kadar kaliteli hale geldi. Onun için yani niçin biz her şeyi Türk işi yapmaya çalışıyoruz onu anlamıyorum. Yani her işin bir kuralı vardır. Hoşunuza gidiyorsa yaparsınız, gitmiyorsa yapmazsınız. Benim kuralların şunları hoşuma gitmiyor. Bunları yapmayayım, bunları yapayım diye bir sistem yoktur dünyada. Başkan, gelişmeye çalışan ülkelerde olur ancak. Bir şey söyleyeyim. Son soruyu alalım. Çünkü kapatacağız. 5 dakikada geçti. Drahter alacaklara neler tavsiye edersin? Son bu olsun. Çünkü programda kapatacağız. Bundan sonra da zaten peki. Birincisi kesinlikle şecereli köpek alacaklar. Kesinlikle o şecerelerdeki köpeklerin soylarındaki özellikleri okuyabilecek birinden destek alsınlar. Çünkü her şecereli köpek de çok iyi değildir. Bizde maalesef bir şey var. Aman Almanya'dan köpek getirtelim. Bunu bir kere daha üstüne basa basa söyleyeceğim. Almanya'da hiçbir üretici, yakın ilişkide olmadığınız, sizi tanımayan, sizin yaptıklarınızı bilmeyen ve inanmayan hiçbir üretici size çok iyi köpek vermeyecektir. Onun için Almanya'dan getirdiğiniz ya da getirmeye çalıştığınız her köpeğin çok iyi köpek olduğunu düşünmeyin. Son cümlelerinizi alalım Sayın Başkan. Ben iki programdır niçin drahtarların bugün avcımızın çok beğendiği, istediği, rağbet ettiği ırk olduğunu anlatmaya çalıştım. Onun en büyük sebebi de deminki arkadaşımızın tenkit ettiği kurallardır. O kurallar olmasa Deutsche Drahtar ırkı bugün hepimizin çok beğendiği, keyifle kullandığı bir ırk haline gelemezdi. Sayın Aziz Onur Başkan, Drahter Derneği Başkanı, çok teşekkür ederim. İki programdır herhalde. Ben teşekkür ederim. Ve ben de bazı şeyleri, inan bilmediğim şeyleri öğrendim size. Ağzına sağlık. Çok rica ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve diğer Sabine İyi arkadaşımız, ilk bayan arkadaşımız, sağ olsun fazla soru da sormadık ona ki bir daha alalım diye. Sorusu fazla sıkıştırmadı emin kardeşimiz de bunu. Son cümlelerinizi alabilir miyiz Sabine Hanım? Yani ne söylemek istersin? Evet, benim konular tabii yavrulardan. Kim alıyor yavrularından? Doğru zaman alsınlar yani. Ve
düşünmek gerekiyor. Bu gerçek eğitim gerekiyor. Oyuncak değil aslında yani. Tam eğitmen işte, olmak zaten zor. Evet. Zaten yavruya ilginiz arttığı için ilk önce zaten bizde genelde olur. Hangi köpek olursa olsun ilk yavruya daha çok adapte oluyor. Evet. Tabii, yani ben tabii, onu tahmin edebiliyorum. Evet, Sabine evet. İyi. Drahter yavru köpekleri eğitmeni. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok geldiğiniz teşekkür için. Sağ olun. Ve, zaman kalmadı başkan. Zaman başkan kalmadı. Bir tane yine de bir tane şimdi. Fotoğraf göstereyim. Evet buyur bu Sayın Menajer. Buyur. Sayın Başkan Aziz Omur'un güzel köpeklerinden bir tanesi. Doğru mudur? Evet. Evet. Gayet güzel. Ferma yapıyor herhalde. Hı-hı. Tek ayağını kaldırmış. Hı-hı. Kuyruğunu dikmiş. Evet. Tamam. Bu ötekilerine bakalım. Öbürlerine de bakalım. Kuyruk kesimleri diğer köpeklere istinaden kaç şantim veya da kaç boğumdan sonra kesilmesi gerekiyor? %40'ının kalması lazım kuyruğun. %60'ı kesilecek. O demin gösterdiğim bizim derneğin eğitimlerinden bir şeydi. Bu da yine benim köpeklerimden bir tanesi. İlk gösterdiğin köpeğin torunu o bu arada. Torunu mu? Evet. Torunu. Bunu da gösterelim. Bu da en son yavrum. Bu ortadaki beyaz halka ya da işaret ya da simge evet. ya da nazar diyelim. Hı hı. Bu dratarlarda çok oluyor mu? Düz kahvede sadece. Evet. Olabilir de olmayabilir de. Makbul müdür? Şey yoktur. Olabilir de olmayabilir de. Başında olursa? Hani yok. O yok. Oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Olmuyor. Hayır. Kuyrukta? Kuyrukta da olmuyor. Düz kahvede olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Hiç kesinlikle yani beyaz olduğu? Kesinlikle. Evet. Sadece göğsünde olabilir ya da parmak uçlarında ya da ayak bileklerine kadar olabilir. Evet. O kadar. Dört ayak bileği midir? Dört ayak bileğinde de olabilir. Peki. Ama daha yukarı çıkmayacak. Evet. Emin Bey son cümleleri alalım. Çabuk son cümleler. Aziz Başkan'ı zaman yetmediği için fazla zor sorular sorma, hiç soru soramadı. Için zaten aslında hiç, bir soru vardı. Bir soru sor. Yok. Dinliyorum hemen cevaplayabilirim. Hemen çabuk sorun istiyor sana bak kapatıyoruz 10 dakika geçiyor. Geçti. Aziz benim başkanım. Drahter Kulübü Derneği Başkanım. Yakın zamanda kulübe üye olacağız. Soruları orada devam ettireceğim. Oldu. Çok teşekkür ederiz Emin Bey'e de. Bu arada bir arkadaşımızın son bir resim attı. Ona da bir jest yapalım. Şöyle arkadaşım isim de koymadı. Heh, köpeği de ekrana verdik bunu. Arkadaşımıza bir jest. Son cümle oydu. Arkadaşa da selamlarımı iletiyoruz. Tüm konuklarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurt zar olayımız ırkları. Yani 3 haftadır zaten şimdi takılıyor hani ben kurt zar ya anlıyorsunuz siz zaten eminim her zamanki pardon çok özür dilerim kafamı karıştırıyor hep oradan çünkü engelliyor beni Drahter için kurt zara geçtik ama niye kurt zarda belki öteki hafta da kurt zara başlayacağız da onun için kafama takılın onun programını da hazırlıyoruz bir program daha burada sona erdi. Haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.